Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelikle devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Kişisel koruyucu donanımlara dair aslında iki yönetmeliğimiz var. Çok karıştırılıyor. Birincisi kişisel koruyucu donanım yönetmeliği. Tabii ki o başka bir yönetmelik. O da önemli. Nadiren de olsa o yönetmelikten de soru geliyor. Fakat daha çok bizim muhatap olduğumuz A, B, C sınıf iş güvenliği uzmanı, iş yer hekimi ve diğer sağlık personeli tüm gruplara değerli arkadaşlar, sınavlarda mutlaka bir ya da iki sorunun geldiği bizim majör yönetmeliklerimiz arasında yer alan yönetmeliğimiz bu. KKD'lerin iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik diyelim biz ona. Tabii yönetmeliğin hemen kapsam kısmı önemli. Değil mi? Kapsama bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu yönetmeliğin kapsam dışında olan, bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyenler nelermiş? Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar, afet ve acil durumlarında kullanılan ekipmanlar, işte TSK, kolluk kuvvetleri ve MİT tarafından kullanılan ekipmanlar, kişisel korucular, kara taşımacılığında kullanılan kişisel korucular, spor ekipmanları, nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipmanlar, riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmiyor arkadaşlar. Kapsam dışıdır. Onun dışında birazdan tanımını yapacağımız bütün donanımlar kişisel koruyucu donanımdır. Şimdi madde 4'te çok önemli bir tanım var. Yani kişisel koruyucu donanımı 4 madde halinde çok güzel tanımlamış. Bu tanımlara hakim olmakta fayda var. Dikkat! Çalışanı yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan, tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlara biz kişisel koruyucu donanım diyoruz. 2. Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım. 3. Belirli bir faaliyette bulunmak için koruma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet ve malzeme. 4. Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılabilen değiştirebilir parçalar da kişisel koruyucu donanım olarak kabul ediliyor bu yönetmelik kapsamında arkadaşlar. Bakın, yukarıda önce kapsam dışı durumları verdik. Şimdi de KKD'nin hem tanımını yaptık hem de nelerin, hangi ekipmanların, hangi donanımların kişisel koruyucu donanım olarak kabul edildiğinden bahsettik. Genel kural önemli. Kişisel koruyucu donanım risklerin toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak düzeltiyorum, özür dilerim, sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Dikkat! İşveren toplu koruma tedbirlerine, kişisel koruma tedbirlerine göre öncelik verir. Yani biz bu yönetmelikte kişisel korumayla ilgili kişisel koruyucu donanımları işliyoruz ama her zaman başkaca diğer birkaç yönetmelikte de bu hususa dikkat çekmiş mevzuat. Her zaman toplu koruma esas, toplu korumaya öncelik vereceğiz, değil mi? Bazı durumlarda da son çare, artık risklere karşı da mutlaka kişisel koruma tedbirleri alacağız arkadaşlar. Kişisel koruyucu donanımların arkadaşlar özellikleriyle ilgili önemli hususlar var madde 6'da. Bir kere kendisi ek risk oluşturmayacak, ilgili riski önlemeye uygun olacak. İş yerinde var olan koşullara uygun olacak, ergonomik gereksinimleri ve sağlık durumuna karşı uygun olacak. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana, yani çalışana tam olarak uyacak arkadaşlar. Ve burada işte diğer o kişisel koruyucu donanım yönetmeliğine gönderme yapmış. Uygun CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu mutlaka bulunacak arkadaşlar. Bunlar madde 6'da da kişisel koruyucu donanımların özellikleri dikkate alınmış. Bunlar da önemli. İşveren yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı güvenliği tedbirleriyle kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirliyor. Bakın, her zaman burada diğer yönetmeliklerde dikkat, sorumluluk her zaman işverene ait, değil mi arkadaşlar? Şimdi bu yönetmelik bağlamında da bir risk değerlendirmesi yapılıyor. Kim yapıyor bunu? Risk değerlendirme ekibi yapıyor. Onun da bir yönetmeliği vardı. O yönetmelik de çok önemliydi. İşveren de bu risk değerlendirmesi çalışmasının sonucuna göre
Kişisel koruyucu donanımları belirliyor. Bakın kim belirliyor? İşveren belirliyor. Daha önce bununla ilgili soru çıktı. Kişisel koruyucu donanımı kim belirliyor? İşveren belirliyor. Tabii ki bunu belirlerken risk değerlendirme sonucu esas alıyor ve risk değerlendirmesini yapan ekip kim? Risk değerlendirme ekibi. O ekipte kimler aktif? İş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri aktif, değil mi? Onların tavsiyesi doğrultusunda kişisel koruyucu donanımı alınması gereken, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı kim belirliyor? İşveren belirliyor arkadaşlar. Önemli. Kullanım kuralları, şimdi birazdan eklere gireceğiz. Yani oradaki kişisel koruyucu donanım detaylarına gireceğiz. Uygun olarak işveren kişisel koruyucu donanımı sağlıyor ve çalışanın kişisel koruyucu donanımı uygun şekilde kullanması için gerekli bütün önlemleri alıyor işveren. Peki çalışanların sorumlulukları neler? Ona sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlü çalışan. Ayrıca çalışanlar kişisel koruyucu donanımında gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirir. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olur. Temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilir. Kişisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce de kontrol edilir değerli arkadaşlar. Bunlar yönetmeliğin metin kısmının daha önce çoğu kez soru olarak sorulduğu kısımlardır, metin kısımlardır. Ama daha çok işte sol altta yönetmenin eklerini tıkladığınız zaman ki biliyorsunuz yönetmelerin metin kısmı da çok önemli, ekler kısmı da çok önemli, diğer yönetmelikler için de geçerli. Şimdi bu yönetmeliğin eklerine girdiğimiz zaman ek 1'de bir kişisel koruyucu donanım kullanımına dair bir risk belirleme tablosu örneği var. Bu tabii sektörde bizim risk değerlendirmesi yaparken özellikle çok kullandığımız, çok faydalandığımız bir tablo. Sınav bağlamında çok hani işimize yaramayacağını düşünüyorum. Fakat ek 2 değerli arkadaşlar, bakın ek 2 ve birazdan konuşacağımız ek 3 mutlaka soru beklediğimiz ekler çok iyi bir şekilde bilinmeli arkadaşlar. Şimdi ek 2'de kişisel koruyucu donanım listesi verilmiş. Burada bakın bir baş koruyucular, iki kulak koruyucular, üç göz ve yüz koruyucuları şeklinde aşağıya doğru gidiyor. Yani burada kişisel koruyucu donanımın başlıkları ve o başlıklar altında hangi kişisel koruyucu donanım oldu? Bakın baş koruyucular deyince kullandığımız baretler, boneler, kepler, saç fileleri bunların hepsi baş koruyucular altında ele alınmış. Birinci başlık. İkinci başlık kulak koruyucular arkadaşlar. Kulak tıkaçları, bunların hepsi kulaklıklar, bunların hepsi kulak koruyucu başlığı altında ele alınmış. Dikkat, ÖSYM'nin sevdiği tikler tam akustik baret dediğimiz şey burada bu yönetmelikte kulak koruyucular başlığı altında ele alınmış. Ama baretler, normal baretler yukarıda baş koruyucular başlığı altında ele alınmış. Bu detayları ÖSYM sever. Bunu daha önce sordu, yine sorabilir. Normal sıradan baretler, kepler, boneler, saç fileleri bunlar baş koruyucular altında. Kulak koruyucular altında kulak tıkaçları, kulaklıklar, kulak koruyucular altında bunun yanında tam akustik baret. Çünkü normal bir baret değil, tam akustik baret neydi? Aynı zamanda duyma, işitme, koruma da kulak koruyucu özelliği de olan bir baret olduğu için bu tam akustik baret burada kulak koruyucular başlığı altında ele alınmış. Bakın göz ve yüz koruyucuları başlığı altında neler var? Gözlükler, yüz siperleri önemli, değil mi arkadaşlar? Bunun haricinde bakın dördüncü madde solunum sistemi koruyucuları. Burada maskeler daha çok ele alınmış, değil mi? Solunum cihazları ele alınmış ve dalgıç donanımı ve dalgıç elbiseleri de bu başlık altında ele alınmış. El ve kol koruyucuları arkadaşlar, eldivenler, işte eldivenlerin çeşitleri, kolluklar, parmaksız koruyucu eldivenler, parmaksız eldivenler şeklinde bütün eldivenler, el ve koruyucular başlığı altında ele alınmış. Ayak ve bacak koruyucuları değerli arkadaşlar, bakın parmak koruyuculu ayakkabılar, değerli arkadaşlar titreşime, termal ısıya dayanıklı antistatik ayakkabılar, izolasyonlu ayakkabılar gibi çeşitli ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları ayak ve bacak koruyucular altında ele alınmış değerli arkadaşlar. Burada dizlikler ve tozluklar da var. Bakın cilt koruyucular başlığı altında enteresan, dikkat, koruyucu kremler ve merhemler var değerli arkadaşlar. O zaman bu yönetmeliğe göre koruyucu kremler ve merhemler de kişisel koruyucu donanım olarak kabul edilebiliyor. Enteresan. Önemli. Burada 8 gövde ve karın bölgesi koruyucuları arkadaşlar. Bakın ısıtmalı yelekler, can kurtaran yelekleri, önlükler bunların hepsi 8 nolu başlık gövde ve karın bölgesi koruyucuları altında ele alınmış. Arkadaşlar vücut koruyucuları.
9 nolu başlıkta düşmelere karşı kullanılan donanımlar, düşmeyi önleyici ekipmanlar değerli arkadaşlar, koruyucu giysiler, koruyucu iş elbiseleri, bunların hepsi termal giysi, ısıya dayanıklı giysi, radyoaktif kirlilikten koruyan giysi, toz geçirmez giysiler, daha çok giysiler bu 9 nolu başlık altında ele alınmış değerli arkadaşlar. Ek 3'te de değerli arkadaşlar, ek 2'yi bitirdik. Ek 2'de ne yaptık? Kişisel koruyucu donanımları başlıklar altında ele aldık ve hangi kişisel koruyucu donanım hangi başlık altında ele alındığını bileceğiz. Ek 3'te de hangi kişisel koruyucu donanımın hangi işlerde kullanılması zorunluluğunu belirten değerli arkadaşlar şeyler var. Örneğin baş koruyucuların yani koruyucu baretlerin hangi işlerde kullanılacağını belirtmiş bakın bir nolu maddede. Tüneller, toprak işleri, inşaat işleri, iskeleler, yüksekte çalışmada yapılan işler, montaj işleri, kalıp işleri, civatalama, patlatma, asansör işleri, gemi yapım işleri, demiryolu manevra işleri gibi bütün bu işlerde koruyucu baret kullanmak zorundaymışız arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Yani bunu çok sordu. Son sınavda da çıktı ve tekrar çıkma ihtimali çok yüksek. Hangi kişisel koruyucu donanım hangi işlerde kullanılması şart? Bunu biliyor olacağız arkadaşlar. Bakın ayak koruyucular, özellikle burada daha önce soruldu delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları hangi işlerde kullanılması gerektiğini görüyoruz. Bakın şantiye alanı ve depolar, çatı işleri, karkas yapıları, yıkım işleri, iskelelerde yapılan işgeler, temel işleri, yol çalışmaları bunların hepsinde delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları kullanılması gerekiyormuş. Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabılarının da kullanılması gerektiği işleri de ayrıca ele almış. Bunu karıştırmayalım. Önemli. Delinmez tabanlı, ona biz çelik tabanlı diyoruz genelde sahada ama daha farklı malzemelerle de özel malzemelerle de delinmez taban oluşturuluyor. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının kullanılması gereken işler 2.1 başlığı altında. Delinmez taban gerektirmeyen yine ama emniyet ayakkabılarının kullanılması gerektiren işler de 2.2 başlığı altında ele alınmış. Bunları ayrı ayrı bilmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Bakın yüz ve göz koruyucuları hangi işlerde kullanılması gerekiyor? Civatalama işleri, taş yontma, şekillendirme, kaynak işlerinde, ayırma, pres, sıcak işler, sıcak demir işleri. Bunların hepsinde radyant ısıyla çalışma, lazerli çalışma, biyolojik ajanlarla yapılan çalışmaların hepsinde yüz ve göz koruyucular kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın solunum sistem koruyucularının kullanılması gereken işler de arkadaşlar dördüncü maddede yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynerlarda, kapalı alanlarda, değil mi? Yüksek fırınların yükleme işlerinde gibi ağır metal dumanlarının bulunabileceği, toz bulunması muhtemel fırın içi döşeme işlerinde gibi yerlerde solunum sistemi koruyucuları kullanacağız. Yani ne? Solunum cihazları, respiratörler ya da solunum cihazları kullanacağız arkadaşlar. İşitme duyusunun korunması ile ilgili bakın kulak koruyucuların mutlaka kullanılması gereken işler önemli. Soru olarak gelebilir. Kulak koruyucuların kullanılması gereken işler neymiş? Metal şekillendirme presleriyle çalışma, pnömatik matkaplarla çalışma, havalimanların yer işletmelerinde yapılan çalışmalar, kazık çakma işleri ve ağaç tekstil işlerinde mutlaka kulak koruyucu kullanılması gerekiyor. El, kol ve vücut koruması başlığı altında koruyucu giysi kullanılması gereken işler, ateşe dayanıklı koruyucu giysi kullanılması gereken işler, delinmeye ve dayanıklı önlükler, 6-4'te deri önlükler. Daha önce soruldu, sanırım 2020'de soruldu. Deri önlüklerin kullanılması gereken işler nelermiş? 3 tane. Kaynak işleri, demir dövme işleri ve döküm işleri önemli. Eldivenler nerelerde kullanılıyor arkadaşlar? Kaynak işlerinde mutlaka kullanılıyor. Biyolojik ajanlarla çalışmalarda aşırı sıcak ve soğuk temas gerektiren işlerde mutlaka eldiven kullanılıyor. Fakat metal örgülü eldiven kullanılması gereken işler kesme ve kemiklerinden ayırma işlerinde. Yani çok tabii kasaplık işlerinden bahsediyor. Oralarda da metal örgülü eldiven kullanılması gerekiyor. İşte kesimhanelerde, kesim makinelerin, bıçakların değiştirilmesi sırasında metal örgülü eldiven kullanılması gerekiyor. İklime dayanıklı giysi, açık havalarda, soğuk ve yağmurlu havalarda yansıtıcı giysi dediğimiz aslında bizim daha çok yapı işlerinde, saha işlerinde, açık havada yapılan işlerde ne demiştik? Doğal ışığın, normal doğal aydınlatmanın gün içinde öyle bir noktada çalışanın kamufle olabileceği, göze belirgin bir şekilde hitap edemeyeceği, orada olup olmadığı anlaşamayacağı bütün işlerde
Yani çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalarda yansıtıcı giysi, biz buna işte reflekte yelekler diyoruz değil mi? Fosforlu yelekler diyoruz. Onlar kullanılmalı. Emniyet kemerlerin bak önemli. Direkt soru olarak gelebilir. Emniyet kemeri, direkt spesifik emniyet kemeri nerede kullanılması gerekiyormuş? İskelelerde çalışma, prefabrik parçaların montajı, direkt ya da sütunlarda çalışma ve çatı işleri. Arkadaşlar bakın dört tane başlık var. Direkt bir ÖSYM sorusudur. Aşağıdakilerden verilenlerden, madde ya da şıklardan hangilerinde emniyet kemeriyle çalışma yapılır ya da yapılmaz şeklinde bu yönetmeliğe göre bir soru gelebilir arkadaşlar. Bakın güvenlik halatlarının kullanılması gereken işler, derinin korunması gereken işler önemli değerli arkadaşlar. 11 nolu maddede verilmiş değerli arkadaşlar. Bu yönetmeliği de bu şekilde bitirmiş olalım. Tekrar ediyorum. Yönetmenin ekleri çok önemli. Özellikle başa döndüm. Ek 2, kişisel koruyucu donanım listesi, hangi kişisel koruyucu donanım hangi başlıklar altında ele alınmış, bunu bileceğiz. Çok iyi özümseyeceğiz. Buna dair özet defterlerimize kısa kısa notlar alalım arkadaşlar. Ek 3'te de hangi kişisel koruyucu donanımın hangi işlerde ve sektörlerde kullanılacağına dair başlık başlık açılmış ve mutlaka buradan bir soru bekliyoruz. Yani bu yönetmelik toplamında değerli arkadaşlar bir ya da iki soru kesin bekliyoruz. Bir sorunun mutlaka bu eklerden geleceğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Diyelim bu yönetmeliği de bitirmiş olalım değerli arkadaşlar.